Kaygan kalaç. Bu bitki adı gibi hem tat hem de yapı açısından kaygandır. Kaynağı ana vatanı Kuzey Amerika olan orta büyüklükteki kaygan kalaç bitkisinin güzel kokulu iç kabuğudur. Tür adı olan ruba kırmızı anlamına gelir ve çiçekleri pas kırmızı rengindeki tomurcuklarını ithafen koyulmuştur. Bazı Amerikan kabileleri kaygan kalaç kabuğunu yiyecek olarak tüketirlerdi. Tedavi amaçlı kullanımı. Ara sıra olan mide ekşimesi, öksürük, boğaz iltihabı, deri kaşıntısı ve iltihabı. Kaygan kalaç gıda ve ilaç olarak yüzyıllardır kullanılmaktadır. 1820-1936 yılları arasında Birleşik Devletler farmakopesinde resmi olarak yer alan bir bitkiydi. Günümüzde gerçek anlamda yapılmış bir çalışma olmasa da gıda ve ilaç yönetimi FDA kaygan kalaçın hafif boğaz rahatsızlıkları ve doku tahribatları için güvenli bir reçetesiz ilaç olduğunu onaylamıştır. Kaygan kalaçın dokulara olumlu etkisi mikropolisakarit diye adlandırılan ve suyla temas ettiğinde zamklı ya da yapışkan bir özellik gösteren bir grup bileşenle ilgilidir. Kaygan kalaçın boğaz iltihabı, kuru öksürük ve ara sıra olan mide ekşimesine iyi gelmesinin nedeni bu özelliktir. Bitki Britanya Bitki Dergisi'nde yemek borusu ve mide iltihabı ishal için bir tedavi yöntemi olarak listelenmiştir. Kullanım şekli. Bir bardak kaynar suyu ya da 2 çay kaşığı toz haline getirilmiş kabuk koyun ve 5 dakika demleyin. Günde 2-3 defa için. Günde 3 defa bir bardak suyla birlikte 801 mg alın. Birçok yerde bulabilirsiniz. Etiketin üzerindeki talimatlara göre kullanın. 2 yemek kaşığı toz haline getirilmiş kabuğu çeyrek bardak suyla karıştırıp hamur haline getirin. Gerekiyorsa su ekleyebilirsiniz. İltihabı ya da kaşınan bölgeyi 20-30 dakika uygulayın. Gerekirse yeniden uygulayın. Açık yaralara uygulamayın. Uyarılar. Kaygan kalaç vücut tarafından iyi tolere edilir. Ancak safra kanalı obtrüksiyonu ya da safra taşı olanlara tavsiye edilmez. Kaygan kalaç sindirim rahatsızlıkları, deri yaraları, ateş ve iltihap için önerilen şifalı bitkilerden biridir. Tıpkı hatmi köklerinde olduğu gibi kaygan kalaçta da müstilaş bulunur. Kaygan kalaç ürünleri genellikle bu ağacın iç kabuğundan elde edilen ürünlerdir. Kalsiyum bakımından zengin iç kabuk kurtularak toz haline getirir. Bu kabukta yüksek oranda müstilaş dışında biraz tanem ve E vitamini bulunur. Müsilaj maddesi sindirim sistemindeki iktihap veya tahriş olmuş mikrozayı korur ve iyileştirir. Bunun yanı sıra mide asitlerini nötralize eder, yani etkisiz hale getirir. Bitkinin ana özellikleri arasında yatıştırıcı, koruyucu, ilaç söktürücü ve iktihap önleyici olması sayılır.